Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Erzincan genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar yapıldı. Çalışmalar neticesinde 29 Ekim 2022 günü Erzurum-Sivas Karayolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda durumundan şüphelenilen araç, Akyazı Mevki Uygulama Noktası'nda güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde araç içerisinde seyahat eden AA isimli şahsın bagajında bulunan çanta ve valizler içerisinde çay ve tütün arama dedektör köpeği Hera yardımıyla yapılan kontroller sırasında 34 plakalı aracın bagaj kısmında ve bagajda bulunan valiz ile çantalara tepki verdi. Araç içerisinde gerekli adli aramanın yapılabilmesi için günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile yapılan görüşme neticesinde aracın bagajında bulunan çanta ve valizler içerisinde yapılan aramada 24.240 adet kaçak sigara ele geçirildi. Konuya ilişkin AA isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, E-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan İlk Evim, İlk İş Yerim projesine ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum paylaşımlarında, İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı. 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5.135.324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2.030.277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan. Daha başvuru süreci devam ederken geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6000'e yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımız da bir an önce çekip Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık. Yapıyoruz, yapacağız ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruların 31 Ekim itibariyle sona erdiğini belirterek resmi sosyal medya hesabından teşekkür mesajları yayımladı. İlk Evim, İlk İş Yerim projesine başvuran kişi sayısı hakkında bilgilendirmede bulunan Bakan Kurum, vatandaşların projeye gösterdiği ilgiye de müteşekkir olduğunu ifade etti. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve suç olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Ekim ayı boyunca gerçekleştirdiği denetim uygulamalarının verilerini paylaştı. Buna göre 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında 35.047 kişinin GBT sorgulaması yapılarak 33 şahıs yakalandı. 16 şahıs gözaltına alındı. 400 şahsa adli idari işlem yapıldı ve 87 düzensiz göçmen yakalandı. 36.929 araç kontrol edilerek 6.918 araca ceza işlemi uygulandı ve 69 araç trafikten men edildi. 193 iş yeri kontrol edilerek 2 adet kesici alet, 2 adet tabanca, 523,51 gram esrar, 629,31 kilogram tütün, nargile, 140 adet tarihi sikke, 74.230 adet makaron, 26.203 paket kaçak sigara, 65,66 gram metamfetamin, 146 adet sentetik ecza, 32 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Trafik tescil ve denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde ise 97 maddi hasarlı, 57 yaralanmalı ve 1 ölümlü trafik kazası meydana geldi. 1400 sürücüye ve 5022 plakaya ceza işlem uygulandı. 76 araç trafikten men edilirken 46 şahsa alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 7561 yük taşıyan araç, 1532 yolcu taşıyan otobüs, 161 motosiklet ve 119 okul servis kontrol edildi. 8898 emniyet kemeri, 4614 alkol ve 4489 diğer denetimler yapıldı. Erzincan Belediyesi tarafından başlatılan asfalt seferberliği devam ediyor. Şehrin dört bir yanında asfaltlama yapılarak yollar güvenli hale getiriliyor. Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun asfaltsız sokak kalmayacak talimatı ile şehir genelinde mahalle ve sokaklar asfalt ile buluşturuluyor. Evet.
Çalışmalar ile vatandaşlara standart yüksek bir ulaşım olanağı sağlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı asfalt ekipleri asfalt programını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Keklik Kayası Mahallesi'nde 7 sokakta asfalt serim çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar tamamlandığında Keklik Kayası Mahallesi'nde 115, 120, 121, 122, 1034 nolu sokaklar ve yeni imara açılan 2 sokak yüksek standartlı asfalt ile buluşacak ve mahalle halkının kullanımına sunulacak. Eğitim Sen, Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Teç Sen, Erzincan 4 yıl Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması yaptılar. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kalkması gerektiğini belirten sendika üyeleri bir günlüğüne işi bıraktılar. 4 yıl Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak amaç ve isteklerini dile getirdiler. Eğitim Sen Erzincan Şube Başkanı Hüseyin Taner tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı. Meslek itibarımız, haklarımız ve geleceğimiz için eğitim emekçileri olarak bugün iş bırakıyoruz. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği değersizleştiren öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen Milli Eğitim Bakanlığı ısrarla soluk bir adım atmamıştır. Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaşlarla çalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubu yoktur. Öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yeniler eklenirken eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de eklenmek istemektedir. Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimiz görmezden gelinmekte. İnsanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır. Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliğini yok sayan kariyer basamakları uygulamasının öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürmesine karşı hiçbir eğitim emekçisinin eğitim alanında örgütlü hiçbir sendikanın sessiz ve tepkisiz kalması beklenemez. Bu amaçla susma, aykır, ÖMK'ya hayır. Susma, aykır, ÖMK'ya hayır. Bu amaçla 14 Ekim 2022 tarihinde eğitim alanında örgütlü ve mücadeleden yana olan sendikalar bir araya gelmiş ve ortak talepler belirlemiştir. Taleplerimiz şu şekildedir. Atılması gereken en acil adım 19 Kasım'da yapılacak olan kariyer sınavının iptal edilmesidir. Sonrasında ise bizlere hiç danışılmadan hazırlanan ve içeriği sırtımızdaki yükü daha da arttıracak olan öğretmenlik meslek kanunu geri çekilmeli ve eğitim sendikaları ile tüm eğitim çalışanlarının görüşlerinin de yansıyacağı şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ülkedeki gerçek enflasyonda eğitim çalışanlarının alım gücünün ne kadar düştüğü de açıktır. Oysa insanlık onuruna yaraşır ücretler alarak çalışmak bir haktır ve ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturasını ödemekte zorlanan bir eğitim emekçisinin, çalışanın mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi mümkün değildir. Tüm eğitim çalışanlarının
yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Ayrıca eğitim öğretim yılında hazırlık ödeneği ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında verilmelidir. Sosyal devlet ilkesi gereği tüm eğitim çalışanlarına giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli. Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir. Öğrencilerimize öğretebileceğimiz en büyük değerlerden biri olan adalet için eğitimin bu değerden yoksun hale gelmesi kabul edilemez. Mülakatın olduğu yerde liyakat olmaz. Kamuda mülakat uygulamasına derhal son verilmeli. Her kadro hak edilerek alınmalıdır. Eğitim anayasal bir hak iken ve bu hakkın ayrılmaz parçası olan barınma, beslenme ve ulaşım konusunda sosyal devletin varlık göstermesi kabul edilemez. Varlık göstermemesi kabul edilemez. Öğrencilerimizin tüm bu hakları devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır. Bu talepler ve uyarılara rağmen bir düzenleme yapılmadığı için bugün bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Taleplerimiz sadece ortak metne imza atan eğitim sendikalarının değil, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin talepleridir. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Bugüne dek görmekteyiz ki Milli Eğitim Bakanlığı eğitim alanında örgütlü sendikaların sesini duymamakta ısrar etmekte. Bugüne kadar her konuda olduğu gibi öğretmenlik meslek kanunu konusunda da bildiğini okumayı sürdürmektedir. Öğretmenlerin temel haklarını, ekonomik taleplerini ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye alan yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturasını ödemekte zorlanan bir eğitim emekçisinin mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi ve nitelikli bir eğitim verebilmesi mümkün değildir. Eğitim emekçilerinin ihtiyacı kariyer değil, insanca yaşayacak ücret, sağlıklı çalışma koşulları ve güvenceli gelecektir. Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrımız kariyer basamakları sınavını yapmaması ve öğretmenlik meslek kanunu bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal etmesidir. Eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalı, yapılan yanlıştan çok geç olmadan geri dönülmelidir. Susma Aykır, ÖMK'ya hayır. Susma Aykır, ÖMK'ya Erzincan 9.21, Erzurum 4.19, Sivas 7.20, Gümüşhane 7.21, Bayburt 5.19, Giresun 15.19, Elazığ 10.26, Tunceli 9.26, Bingöl 10.26, Malatya 9.24, Yozgat 5.17, Amasya 9.20, Kars 2.18, Van 6.21, Ağrı 8.21.
Dolar 18.62, Euro 18.07. 22 ayar altın 956 lira, tam altın 6760 lira, yarım altın 3380 lira, çeyrek altın ise 1690 liradan işlem görüyor.